Kıymetli Şehirler programından hepinize merhaba efendim. Mutlu bir hafta dileyerek bu hafta da programımızı açıyoruz. Evet, bu hafta ilk olarak neredeyiz? Konya'ya geçiyoruz. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bu hafta kapılarını bereketli şehirlere açtı. Hep beraber birliğin faaliyetlerini, projelerini, 2021 hedeflerini sizler için araştırdık. Bunlardan bahsedeceğiz. Haydi bakalım, Konya'ya geçiyoruz. Bereketli Şehirler bu hafta Konya ve Isparta'dan bereket dolu bir programla sizlerle. Program ekibimiz bu hafta Isparta'nın tarım ve hayvancılıkta geldiği son noktayı sizler için araştırırken Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği konuğumuz oluyor. Isparta'da gerçekleştirdiğimiz özel programa geçmeden evvel Konya'ya kameralarımızın yönünü çeviriyor, Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne gidiyoruz. Birlik Başkanı Edip Yıldız, hayvancılık merkezi olan Konya için önem taşıyan bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, Konya Ereğli'de entegre tesis kurma çalışmalarının hızla devam ettiği müjdesini verdi. 5000 metrekare kapalı alan, toplamda 10.000 metrekare alanda kurulu tam otomasyonlu entegre tesisi kurma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yıldız, günlük 70 büyükbaş, 232 küçükbaş kesim kapasiteli işleve sahip olan entegre tesisin 2021 yılı başlarında hayata geçeceğini söyledi. Başkan Yıldız, bu tesisle üreticinin karının da artacağına dikkat çekerken, biz de birliğin bu başarılı girişimini kutluyor, üreticiye hayırlı olmasını diliyoruz. Ve bu hafta kapılarını Bereketli Şehirler programını açan Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin üretim dolu faaliyetlerini sizlerle paylaşalım diyor, yaptığımız araştırmalarımızla programımıza devam ediyoruz. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Birlikten kuvvet doğar dedik ve çıktığımız bu yolda bugün 13 bin üyeye ulaşarak Türkiye'nin en büyük ailesi olduk. Üyelerimizle daha iyi iletişim kurmak için kurumsal çağrı merkezimizi 2011 yılında hayata geçirdik. Bu çağrı merkezini bugün günlük 500'e yakın küpe ihbarı alan ve en kısa zamanda üyemize ulaşıp küpesini taktığımız bir yapı haline getirdik. Yetiştiricilerimize daha hızlı ulaşmak adına 2009'dan bu yana araç sayımızı 4 kat, personel sayımızı 3 kat artırdık. Birliğimizi şeffaf bir anlayışla, üyelerimiz tarafından izlenebilir bir yapıda ortak akılla yönetiyoruz. Üyelerimiz mali bilgiler, destekler, çalışmalar hakkında kısa sürede istediği bilgiye web sayfamızdan ulaşabiliyor. Tüm bu bilgileri ayrıca kısa mesajla üyelerimizin cep telefonuna da gönderiyoruz. Başarılı bir hayvancılığın hiç şüphesiz en önemli adımı kayıt tutmadır. Ülkemizde küpeleme faaliyeti kayıt tutmakla birlikte sağlanmaktadır. Birliğimiz uzun süredir sürdürmüş olduğu soy kütüğü küpeleme faaliyetlerinde 2013 yılı başından bu yana tüm Konya'da tek yetkili kurumdur. 2010 yılından önce yıllık 50 bin civarında küpeleme yapılırken, personel sayısını artırmamızla tüm yetiştiricilerimize ulaşmamız sayesinde bu sayıyı 6 kat artırarak yıllık 300 bin üzerinde küpeleme rakamlarına ulaştık. Zamanında yaptığımız her küpeleme faaliyeti yetiştiricimize buzağı desteği olarak döndü. 2017 yılında yetiştiricilerimize 62 milyon TL buzağı desteği sunduk. Hayvan ıslahının en doğru, en etkili yolu olan suni tohumlamada Türkiye genelinde en fazla tohumlamayı yaparak bir ilki başardık. Et ve süt veriminin artışında çok öneme sahip olan suni tohumlamada en kaliteli tohumları yetiştiricimizin hizmetine sunduk. Bugün Konya'da her 3 tohumlamadan birini biz yapıyoruz. Yılda 100 bini aşkın tohumlama yaparak hayvancılığın gelişimine, yetiştiricimizin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bilimsel çalışmalara göre geciken her 20 günlük gebelik ortalama olarak bir yetiştiricimize 200 lira maddi kayba neden oluyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak adına başlattığımız ultrason çalışmalarıyla üyelerimizin karlılığını artırdık. Günümüzde kapalı alanlarda yapılan hayvancılığın getirdiği en önemli sorunlardan biri de ayak ve tırnak problemleriydi. Bu sorunu çözmek amacıyla ayak ve tırnak bakım faaliyetlerini başlattık.
570 başlık düve merkezimize bakanlık desteğiyle 500 başlık yeni bir tesis daha ekleyerek yetiştiricimizin en kaliteli ve en uygun fiyata düvelere ulaşmasını sağlamaya devam edeceğiz. Üreticimizin sürekli ihtiyacı olan tohum, ekipman ve yem katkı maddelerini daha uygun fiyata ve vade avantajıyla iktisadi işletmemiz 180 kalem ürünle hizmet vermeye devam ediyor. Teknolojik altyapımızı güçlendirerek mobil tohumlama ve mobil küpeleme hizmetini yetiştiricilerimize sunmaya başladık. Birliğimizin istikrarla yürüttüğü çalışmaların olumlu sonucunda bugün Konya'da üretilen süt miktarında 2 kat artış sağladık. Süt üretimindeki artışın yanı sıra süt fiyatlarına da istikrar kazandırdık. Üreticimizin sütünü değerinde pazarlaması amacıyla süt toplama organizasyonu başlatarak bugün 850 ton sütü toplayıp soğuk zincir sistemiyle süt işleme tesislerine ulaştırıyoruz. Sağlık için, sağlıklı süt için dedik. Tüketicinin sofrasına daha sağlıklı ürünlerin ulaşması ve kaliteli süt üretilmesini sağlamak amacıyla süt analiz laboratuvarımızı kurduk. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Değerli yetiştiricilerimiz, üretmek zor ve meşakkatli, yetiştiricimiz ise kanaatkar ve sabırlı. Çalışmalarımızın temelinde iki amacımız var. Nitelikli üretim, ürettiğinden kazanan yetiştirici ve istikrara kavuşmuş bir sektör. Bizim yönetim anlayışımız sorunların çözümü ve beklentilerinizle ilgili projeleri gerçekleştirmek. Her geçen gün sizleri daha iyi temsil edebilmek için hedeflerimizi büyütüyoruz. Sizlere hizmeti ibadet sayıyoruz. Bu anlayışla çıktığımız yolda birliğimizi Türkiye'de lider birlik, Konya'mızı hayvancılığın başkenti yaptı. Biz bunları yetiştiricilerimizle birlikte hareket ederek başardık. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Yayınımız hızla devam ediyor sevgili seyirciler. Şimdi de neredeyiz? Gül kokulu kent. Neresi efendim? Evet, Isparta'dayız. Evet, muhabirimiz Ezgi Cıboğlu bu hafta sizler için Isparta'yı gezdi ve kendileri ne yaptılar efendim? İlk olarak AK Parti Isparta Milletvekili Sayın Recep Özel'i konuk ettiler. Evet, kendileriyle de ne konuştular? Tarım ve hayvancılığı. Bakalım Isparta'dan bu hafta bizlere ne gibi haberler var? Hep beraber Isparta'ya gidiyoruz. Bereketli Şehirler ekibimiz bu hafta Isparta'yı sizler için gezdi. Gül kenti Isparta'da gül sanayisinin yanı sıra bölgenin önemli tarımsal ürünü elma ve çileğin özelliği ve güzelliğini de sizler için araştırdı. Şimdi Isparta diyor ve ilk olarak AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel'le yaptığımız röportaja gidiyoruz. Recep Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet, öncelikle Isparta'mıza, ilimize bu bereketli tarım, bereketli şehirler noktasındaki bu ziyaretinizden, bu programımızdan dolayı teşekkür ederiz. Ben Recep Özel, AK Parti Isparta Milletvekiliyim. Avukatlık yaparken 2002 yılında bir milletvekili seçildik. Ankara'ya bir gittik. 4 dönem orada bazı ara vermelerle birlikte 22, 24, 25 ve 27. dönem Isparta Milletvekili olarak görev yapmaktayız. Tabii bu süre içerisinde Isparta'mıza güzel işler yapmak anlamında bir şeylere gayret ettik. Tabii takdiri milletimiz
karar verecek. Bu konuda ben tekrar size hoş geldiniz ilimize diyorum. Şimdi şöyle bir şey size söyleyeyim. Biraz Isparta aslında tarımın biraz büyük laf gibi gelebilirse de başkenti diyebiliriz yani. Sulu tarımın Türkiye gündemine ilk geldiği bölgelerden bir tanesi bizim Isparta. Özellikle bu arkamızda gördüğümüz Eğirdir Gölü, buranın tarımı için büyük bir nimet, Isparta'nın tarımı için. Bu Atabey Ovası'nı, Senilikent Ovası'nı, Yalvaç'taki bir dünya, bu civardaki bütün ilçe ve köylerin sulu tarım yapmasının su kaynağı bu Eğirdir Gölü'müz. Bundan dolayı biz sulu tarıma çok erken geçtik. 1970'li yıllarda Isparta sulu tarıma geçmiş. Meyve bahçeleri, Türkiye'nin neredeyse meyve bahçesi diyebiliriz. Biz gülle anılırız. Gülümüz çok ünlüdür. Türkiye'de ve dünyada sayılı gül üreticileri hep Isparta buradan çıkar ama bunun yanında bizde tarım çok çeşitli. Mesela elmanın her yediğiniz 4 elmadan bir tanesi Isparta yetişiyor. Yaklaşık olarak resmi rakamlarda yıllık 700-800 bin ton rekortu ama bu benim kanaatime göre 1 milyon tonu buluyor Isparta'daki yıllık elma rekortesi. Bunun yanında meyvenin tüm çeşitleri diyeyim. Sadece bu sıcak iklimde olan narenciye türü hariç elma, kiraz, şeftali, serçe, hepsi Isparta'da yetiştirilebilmekte ve büyük bir gelir kaynağı olarak Isparta'nın tarım girdisinin yeri çok ayrı. Son yıllarda da bu hayvancılık noktasında çok ciddi hayvan varlığı, küçükbaş hayvan varlığı geçmişte yapılan yanlış uygulamalardan dolayı bu ormandan keçiyi biraz küstürdüğümüzden dolayı keçi neslini biraz küçük başta hayvan varlığımız düşmüş ama şu anda o da artma gösteriyor. Ama büyükbaş hayvanda özellikle süt üretiminde gerçekten ciddi bir rakama ulaşmak üzereyiz. Biz kendi ürettiğimiz malları eğer sahip çıkar, bunun sanayileşmesi noktasında bir adım daha atabilirsek Isparta'da daha iyi tarımdan girdileri sağlayabiliriz. Üreticimizi, çiftçimizi daha iyi bir noktaya getirebiliriz. İnşallah hayvancılık noktasında bu sayıları arttıkça hayvan varlığın bunun biraz daha onun da sanayileşmesi noktasında da bir çalışma içerisinde olabilirsek öyle bir hedeflerimiz var. Tabii bunları biz köylümüze, bizim şöyle bir şeyimiz var, köylümüzün, çiftçimizin görmediği bir şeye inanmıyor. Önce göstermek gerekiyor. Bunu bizim buradaki kendi özgürlüğümüzü, çünkü bunun cildi besleme özelliği var, sağlık özelliği var. Bunları tanıtırsak, daha bu kadar daha dikili gül alanını yanına bir daha ilave etsek yetmez yani. Sadece biz doğal gülsüğünü iyi tanıtıp iyi pazarlayabilirsek diyorum. Hedeflerimiz arasında bu sıraladıklarım var diyebilirim size. Isparta'nın çok özel bir meyvesi efendim. Evet, çilek. Aksu ilçesine gidiyoruz ve Aksu Belediye Başkanımız bu hafta Çiftçi TV ekranlarında Bereketli Şehirler programının konuğu oldu. Yörenin çileğinin tadı, lezzeti neymiş? Evet, başkanımız Veli Kahraman'dan öğreniyoruz. Buyurun. Aksu ilçesinde çilek keyfi yapalım istedik. Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman'la meşhur Aksu çileğinin özelliğini ve lezzetini konuştuk. Efendim, ben bu çileklerin az önce tadına baktım. Gerçekten o kadar lezzetliler ki ben Aksu çileğinin özelliğini ve farkını öğrenmek istiyorum. Evet, bizim çileğimiz Aksu çileği Isparta'mızda meşhurlaştı. Bu yıl Sayın Valimizin, vekillerimizin ve özel idarenin desteğiyle Sayın İlçe Kaymakamımız Muhammed Şahin'le beraber Vali Bey'i ziyaret ettik. Vali Bey yapmış olduğumuz ziyarette ilçemizde çileğin iyi olacağını, kaliteli olacağını, suyundan, havasından olduğunu izah ettik. Sayın Valimiz bu konuda bize gereken desteği verdi. Yaklaşık olarak 350 bin civarında fide bize temin etti. Bu 350 bin adet fideyi yaklaşık olarak 170 bin metrekare araziye döşendi. Biz de bu yol kenarı olduğu için belediyemizin bünyesinde, yol kenarında örnek olsun düşüncesiyle buraya monte ettik ve güzelce şu anda satışımız devam ediyor. Çok albenisi var. İlçedeki biz tüccara parakent olarak veriyoruz. Çünkü toptan verme şansımız yok. İçemiyoruz parakent olarak. Yaklaşık olarak biz 3000-4000 metrekare civarında bir yer temin ettik. Buraya diktik. Dönüm başı 1000 metrekareden yaklaşık net olarak 20 bin lira civarında bu yıl para verdi.
kar sağladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha çok olacağı ihtimali gözüküyor. Şimdi Aksu çileği bu yıl Isparta ve çevresine bunu tanıttık. Hı hı. Isparta'da Aksu çileğinin lezzetini, tadını herkes zaten anladı, öğrendi, biliyor. Ama önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmek için Sayın Valimiz buraya geldi, gezdi, gördü. Dedi ki tadına bakınca, beğenince önümüzdeki yıl için tekrar talep olduğu takdirde daha da büyütelim, destek verelim ve genel olarak bir geçim kaynağı olsun. Aksu çilekle ünlü olsun dedi. Yani çileğin olma sebebi de bizim suyumuz, yani sulama suyu, içme suyumuz Allah bize çok vermiş. Bol olduğu için, bize su sorunu olmadığı için çilek güzel oluyor yani. Tüm üreticilerin örnek olmamızı istiyoruz ve herkesin gelip görmesini istiyoruz. Aksu'nun farklı bir yer olduğunu, çileğinin farklı olduğunu, tadının farklı olduğunu, insanın farklı olduğunu, havasının, suyunun farklı olduğu bir yer olduğunu ispatmaya çalışıyoruz. Bu konuda biz Sayın Valimizin ve özellerimizin desteğiyle, belediyemizin desteğiyle gelecek olan bundan sonraki üretim yapmak isteyen tüm üreticilerin tamamına her türlü desteğe hazırız. Efendim, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizi bu çileklerle buluşturduğunuz için Aksu Belediyesi'ne ayrı bir teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şu çok sağ olun. Ben yiyorum. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Afiyet teşekkür olsun. Ederim. Buyurun. Elfin Rose, Elfin'in gül bahçesine gidiyoruz şimdi de. Hadi bakalım. Şimdi de Elfin Rose, Elfin'in gül bahçesine konuk olalım diyor. Yağlı gül suyu üretimi yapan Volkan Hun'un Isparta'daki tek yağlı gül suyu üretimi yapan tesisine konuk oluyoruz. İşletme hakkında detaylara gidiyoruz. Bu şirin aile işletmesini bize tanıtabilir misiniz efendim? Biz orayı 2017 yılında açtık. 2017 yılında herhangi bir şey yoktu burada. Düz bir araziydi. Bazı emekler harcayarak çabalarımızla bu hale getirdik. Buradaki amacımız insanlara doğal ve organik ürünleri sağlayabilmekti. İsim olarak da kızımın isminden yola çıktık. Kızımın ismini vermemdeki amaç insanlara samimiyetimi anlatabilmek amacıyla. Çünkü insanlar evlatlarının kötü anılmasını istemezler. Biz de bu şekilde yola çıkarak işletmemizin olumlu bir şekilde ilerlemesini istiyoruz. Bu yüzden de gülümüzü arka tarafa diktik. Güllerimizi sabahleyin toplayıp burada eski usul bakır kazanlarla işleyerek gül sularımızı çıkartıyoruz. Efendim, zaten işletme konusunda Isparta'da teksiniz. Çünkü eski usulde yağlı gül suyu üretimi yapıyorsunuz. Bu gül suyunun diğer gül sularından farkı nedir? Gül narin bir bitki. Eğer aldığınız zaman, burada toplanıldığında, ileri bir yere gittiği zaman ister istemez bunda bir kayıp söz konusu oluyor. Uçucu bir özelliği olduğu için kayıp söz konusudur. Fakat bizim buradaki avantajımız, gülü hemen kendi bahçemizden topluyoruz ve alt taraftaki kazanlarımızın olduğu yerde işleyebiliyoruz rahatça. Bu şekilde yağ oranı fazla olmuş oluyor ve vücudunuzda gerçekten bunun faydaları aşırı derecede fazla. Şimdi özellikle şöyle anlatayım, cilde iyi geldiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bakteriyel olarak bakteriyel enfeksiyonlara iyi geldiği ve ciltte oluşan lekelerin kaybolmasında etkili olduğu, aynı zamanda cildin gerginleşmesini sağladığı ve saçlara yapıldığı zaman saçlar da uzamalara ve canlılığa iyi geldiği söylenilmektedir ve bunlar da gerçekte de uygulanıyor. Yağlı gül suyu üretiminde başarı burada bitmiyor. Dahası erişte, tarhana, reçel ve kuru meyve üretimi yapılan işletmenin diğer yanlarını da araştırdık. Burada biz tarhana, erişte, reçel çeşitlerini yapıyoruz. Gül reçeli reçellerimizin başında geliyor. Çünkü kendi güllerimizden yapıyoruz. Aynı zamanda burada yetiştirdiğimiz bazı meyveler var. Onları da aynı şekilde reçellerini yapıp halka ulaştırıyoruz. Volkan Bey, projeleriniz, yatırımlarınız nelerdir efendim? Şu an için bunu daha da belirgin bir marka haline getirerek ilk başta kendi ülkemizde yayabildiğimiz kadar yaymak ve ilerleyen aşamalarda inşallah nasip olursa yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Tekrardan teşekkür ederiz Volkan Bey. Sebat Gül Yağları'nın ürünlerini tanımaya ne dersiniz? Evet, Ezgi Ciboğlu bu konuda araştırmalar yaptı ve tesisi gezdi. Evet, Sebat Gül Yağları'nın çok özel ürünleri bu ekranlarda. Dünyanın en büyük gül yağı üretimi yapan firması Sebat Gül Yağı ve Uçucu Yağ Fabrikası'na gidiyoruz şimdi de. Süleyman Kınacı ve Hasan Ali Kınacı yönetimindeki işletme dünyanın en büyük gül bahçesine sahip.
44 ayrı bitkiden üretim yapan tarım çiftliğinde tıbbi aromatik bitki tarımı da yapılırken kozmetikte doğallık esas alınıyor. Efendim, bize fabrikanızdan, bu fabrikanın başarısından bahsedebilir misiniz? Dedem Hasan Kınacı tarafından 1986 yılında kuruldu bu fabrika. Ben o yıllarda yaklaşık 8-9 yaşındaydım. Birkaç birkete yerine koyduğumu hatırlıyorum inşaattayken. Sonra 1993 yılında babam devraldı. Dedem rahmetlik oldu. Sonra 2011 yılında da kardeşim Hasan Ali ile beraber biz şirketi devraldık. Üçüncü kuşağız yani. Yaklaşık 30 küsür senedir bu fabrika çalışmakta. Her sene yeni bir cihazlar, yeni bir makineler eklenerek kapasitenin büyümesiyle dünyadaki yerini sağlamlaştırdı. Şu anda da en büyük üreticilerden birisi oldu dünyada Gülyev adına. Kısaca bu şekilde başlayabiliriz. Küçük bir beldedeyiz. Bir yatırım yapmak isterseniz büyük firmalara, ki Türkiye'de o zaman diliminde çok fazla makine, yani bizim işimize yarayacak makineye üreten ihtisas sahibi insanlar olmadığı için kendi makinemizi kendimiz yapabileceğimiz inancıyla yola çıktık. Kendi fabrikamızı kurduğumuz distilasyon, ekstraksiyon kazanlarını, makinelerini kendi işimizin kapasitesini artırma amacıyla başladık ilk önce. Ama 2007'den beri yurt içi ve yurt dışında diğer firmaları da bu ürettiğimiz makineleri tedarik ederek bizi daha ileri noktaya getirdi. Bu işin bir parçası oldu. Bu tarım çiftliğinin üretim aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Amacınız nedir? Öncelikle ne ürettiğimizden birkaç bahsedeyim. Yaklaşık 3500 dönüm arazide 850 dönüm organik gül bahçemiz var. Bunun yanında 200 dönüm kadar kekik bahçemiz var. 100 dönüm kadar biberiyemiz var. Lavanta bahçemiz var. Ölmez otu bahçemiz var. Zambak bahçemiz var. Papatya, ara ara papatya ve çörek otu, anason, kimyon gibi üretimler yaparak bu ürettiğimiz ürünleri hasat ederek sonra fabrikamızda distilasyon, ekstraksiyon işlemlerinden sonra yağlarını, özütlerini çıkarıyoruz. Organik, tamamen bu çiftliğimizdeki bütün ürünler organiktir. Buradaki amaç sağlıklı bir yaşamın sürmesi için organik tarımın çok büyük önemi var. Organik tarım yaparken sağlıklı yaşamı hedeflediğimiz için son ürünlerimizde ilaç kalıntısı, tarımsal zirai ilaç kalıntısı olmaması için fenli ilaçlar kullanmıyoruz. Doğal ilaçlardan Arap sabunu, alkol karışımı preparatlar, bakır kükürt karışımlı preparatlar kullanıyoruz. Gübre olarak gene sentetik, yani endüstriyel gübreler kullanmıyoruz. Bunun yanında melas, hayvan gübresi, solucan gübresi gibi gübreler kullanarak işlemimizi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Daha az verim alıyoruz fakat daha kaliteli, daha sağlıklı ürünler üretiyoruz. Efendim, şimdi katı bir yağ var burada, bir saniye. Katı bir gül yağı var. Evet. Aynı şekilde burada da hafif katı bir gül yağı var. 19 dereceye geldiği anda bu yağların donma özelliği var. Doğru. Şimdi efendim, buradaki yağı ve bu üç yağın hikayesini bize bir anlatabilir misiniz? Nedir, ne değildir, bir öğrenelim biz. Evet, gül yağı iki aşamada üretilir. Gül çiçekleri bir kazana konur, üzerine su ilave edilir ve kaynatılır. Ve ilk gelen damıtma işleminde bir yağ elde edilir. Biz bu yağa çiçek yağı veya birinci yağ diye ifade ederiz. Ve daha yeşil bir yağdır. Birinci damıtmada elde edilen aromatik su dediğimiz suyu ikinci damıtmadan geçirirsek ikinci yağ elde ederiz veya biz bunu sarı yağ deriz. Satışa sunulan akiki gül yağı birinci ve ikinci aşamada elde edilen yağların karışımıdır. Yani bu yağdır. İkinci yağın donma noktası daha
düşüktür. Yaklaşık 4-5 derecelerde donar. Birinci yağ 20-22 derecelerde donar. Esas gül yağı dediğimiz karışım yağ ise yaklaşık 19 derecede donmaya başlar. Bu hakiki gül yağının fiziksel özelliğidir. Donmayan bir gül yağı diye elimize ulaşan bir gül yağı hakiki bir gül yağı değildir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Esasında Pakistan ve Bulgaristan'dan başka Tayvan'da da bir satış ofisimiz var. Bunu da belirtelim. Bulgaristan'da Trabzonlu Türk bir kardeşimizle bir ortaklığımız var. Onun orada 12 bin dönüm arazisi var. Orada pek çok tarımsal faaliyette bulunuyoruz. Çoğu ıtri bitkiler üzerine. Gül var, gülün değişik çeşitleri var. Papatya var, lavanta var, kekik var. Melisa var. Bunların yağlarını orada üretiyoruz. Pakistan'da ise farklı bir gül çeşidi var. Onun konkretini elde ediyoruz. Mesela burada gösterebiliriz. Konkret kelime itibariyle İngilizce ve Fransızca kökenli katı demek. Katı gül yağı manasındadır. Ben bir deneyebilir miyim? Tabii. Şöyle de göstermiş olayım en azından şu şekilde. Şöyle. Salça gibi, gras gibi bir özelliği var. Gerçekten katı bir şey. Pakistan'da ayrıca bizim daha çok önem verdiğimiz Pakistan için yasemin yağımız. Yasemin yağı da dünyada en çok üretilen yerler Hindistan ve Mısır. Biz de Pakistan'da yasemin işine girerek yeni bir oyuncu olduk dünya üzerinde, yasemin üzerine. Buradaki ürünleri biz genel merkezimiz Isparta, yani burası fabrikamız. Üretilen ürünler buraya geliyor. Burada gerekli filtreleme, analizleri yapılıp kalite kontrolleri yapılarak müşterilerimize dağıtımı veriliyor. Böyle bir çalışma var dünya üzerinde. Satış ofisimizde, Tayvan'daki satış ofisimizde daha çok bitmiş ürünlerimizin satışı için çalışmalar yapılıyor. Merkezimiz orası şu anda. Fabrikamızdaki üretilen bütün ürünler üretilmeye başlamadan önce genelde demek istediğim yeni ürünler. Mesela Galbonum yağı üretmeye başladık. Muğla taraflarından bulduğumuz ferula cinsi bitkinin köklerinin yağını çıkaracağız. Bu bitki gelir laboratuvarımıza. Küçük çapta parçaları ayrılarak şu anda görmüş olduğunuz distilasyon cihazının bir parçası olan balona koyarak damıtma işlemine tabi tutarak oradan az bir miktarda olsa bir yağ elde ederiz. O yağın kalitesini belirlemek amaçlı numunesini hazırlarız ve analiz cihazımıza veririz. Analiz cihazından da bir sonuç gelir. İçindeki etken maddeleri dünya üzerinde ticareti yapılan galbonumun etken maddeleriyle karşılaştırarak bir kalite belirlemesi yapılır. Dolayısıyla bir Ar-Ge çalışmasıdır bu. Bu işlem başarılı olduğunu inandığımızda o ürünü artık fabrikamızda işlemeye başlıyoruz. Fabrikada işlenilen her ürün hemen satışa sunulmadan numunesi alınarak gene laboratuvarda analize yapılır. Laboratuvarda yaptığımız diğer tetkiklere uyuyor mu, dünyadaki diğer kalitelere uyuyor mu, ondan daha mı iyi, daha mı alçak kaldı, onu tekrar düzeltebilir miyiz? Bu tarz soruları cevabını bulduktan sonra gerekli ek işlemlerden geçirerek yağlarımızı standart hale getirerek depomuzu alıp satışa sunuyoruz. Dolayısıyla her üretim, her noktası bizde standart bir şekilde yazılıdır. Ne yapılacağı bellidir. Ürün istenilen şekilde elde edilemedi. Ne yapılması gerekir? Onun çözümü bulunur. Yani o da kimyagerlerimizin
fikir üretmesiyle bulduğumuz şeylerle, fiziksel yöntemlerle düzeltme işlemleri gidilir, standart hale getirilir. Bu şekilde satış işlemine sunulur. Özellikle içinde kullandığımız yağların, uçucu yağların tamamı doğaldır. Sabit yağlar da tamamen doğaldır. Ve masajdan sonra duş almayı çok gerektirmeyen yağlardır. İnsana huzur verme, stres alma gibi özelliklerin yanında masaj yağlarımızda kullandığımız diğer aromatik bitkilerin ekstra faydaları, en başta antiviral etkileri, insanın stresini azaltma yönünden faydalı olan yağlar kullanılmakta. Değişik isteğe göre de farklı çeşit masaj yağları ürettik. Yani bunları söyleyebilirim. 2013 yılında başladığımız kozmetik üretim işimize Gülhane markasıyla devam ediyoruz. Çok güzel, çok iyi noktalara geldik. Türkiye'de ve dünyada tanınırlığımız her geçen gün artıyor. Buradaki bizim en büyük hedefimiz, tabii ki bu sektörün en kabul görülen ülkesi Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika, İsviçre. Bu ülkelerin ürünlerinin kalitesinin üzerinde olacak şekilde planlar yaptık. Ürünlerimiz gerçekten çok kaliteli. Vegan kültürünü taşıyoruz. Hiçbir şekilde hayvansal bir malzeme ürünlerimizde yok. Tamamen doğal ham maddeler kullanıyoruz. Gönül rahatlığıyla çok ünlü bir markanın yerine kullanabileceğimiz ürünleri tamamen Türk malı olarak kullanabileceğimiz ürünler haline getirdik. Gülhane olarak ve diğer bizim bünyemizde çıkan diğer markalarla beraber hem ulusal hem de uluslararası platformda diğer büyük firmalarla rekabet edebilecek noktalara gelmek. Bu bağlamda altyapımızı oluşturuyoruz. Tayvan'da bir satış ofisimizi açtık. Çin'de bir takım girişimlerimiz var. Son 1-2 senedir fuarlara katılıyoruz Çin'de ve güzel satış kanalları yakaladık. İşte masaj, spa merkezleri, market zincirler, Japonya'da, Güney Kore'de, Rusya'da, Kazakistan'da, Ukrayna'da, Amerika'da ve Avrupa'da çeşitli satış noktaları oluşturmaya başladık. Yani bizim mantalitemiz en önce ihraç etmek. Şimdi de yurt içinde satışlarımız yavaş yavaş her noktada olacak. Bu tarz şu anda hedeflerimiz var. Efendim, bitkilerin şifalı dünyasını sizden dinledik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi konuk ettiğiniz için ayrı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Gelen dosta elma üretimi ve saklanmasını merak ediyoruz. Mis kokulu, kendine has lezzetiyle elma sektöründeki önde ilçe Gelen Dost'a Gelso Soğuk Hava Depolama Tesisi'ne gidiyoruz ve tesisi sizler için geziyoruz. Efendim, Gelso'yu tanıyabilir miyiz? Firmamız 30 yıllık ihracat firması, köklü bir şirket, bölgeye ilk hitap eden şirketlerden bir tanesi. Şu anda ihracat ağırlıklı olmak üzere elma sektöründe, yani %90 elma sektöründe faaliyet gösteren bir firma. 3 tesisten oluşuyoruz. İkisi soğuk hava, biri paketleme tesisi olmak üzere. Şu an zaten paketleme tesisimizdeyiz. Gelso bundan ibaret. Gelen Dost olarak değil de Isparta olarak bahsedelim. Isparta elması marka değeri yüksek bir elma. Dünyada tamamen birçok ülkeden talep gören, markasını kabul ettirmiş bir elma. Burada da coğrafi bölgeden konumlanmış olan, işte rakımından, mevcudiyetinden ve gerçekten bahçe kalitelerinden dolayı, üretim kalitelerinden dolayı pazarda büyük bir hacme sahip. Örneğin Gelen Dost sarı golden dediğimiz elması ile meşhur aslında.
Eğirdir ilçemiz ağırlık kırmızı elması ile meşhur. Bunlar tamamen birbirinde bir tamamlayıcı faktör ve gerçekten çok talep görüyor. Marka değeri çok yüksek. Yani görüntü, şeker oranı, nişastası, her şeyle tüm deneylerden olumlu sonuç alan, tamamen Avrupa standartlarında yetişen bir elma. O yüzden de tabii bölgede, hatta dünyada ilk tercih edilen, tabii maddi faktörleri kenara bırakırsak, ilk tercih edilen elma türü Isparta elması. Peki efendim, ben şunu sormak istiyorum size. Şimdi soğuk hava tesislerinde, soğuk hava depolarında hani elmalarımız kalıyor, elmalarımız belli bir süre burada muhafaza ediliyor. Daha sonrasında bir unlanma, hani bir böyle bir şekerlenme oluyor mu? Bu tamamen, ya öyle söyleyemeyiz aslında bunu. Bunu şöyle söyleyelim. Elmalar neden depolanıyor? Elma tamamen kendi pazarını, kendi satış hacmini yakalayana kadar depoda kalıyor. Örneğin şu an koyduğunuz bir elma 10 gün sonra da çıkabilir. 1 gün sonra da çıkabilir. 7 ay sonra da çıkabilir. Tamamen depolama özelliğinize kalmış. Fakat şekerleme, mumlama bu bazı yerlerde tercih edilebiliyor. Yani şekerleme demeyelim. Şekerleme bir hastalık çünkü. Mumlama bazı firmalarda, bazı yerlerde tercih ediliyor ama çok biz tercih etmemekle birlikte doğru da bulmuyoruz. O yüzden şekerleme demeyelim ama mumlamayı kendimiz gerçekleştirmiyoruz. Atmosfer teknolojisini anlatabilir misiniz bize? Atmosfer teknolojisi aslında tamamen bir depolama türü. Bu da şu açıktan ortaya doğuyor. Yazın da elma satmak isteyen müşteriler, ihracatçılar, tüccar arkadaşlarımız ya da üreticilerimiz atmosfer teknolojisini tercih etmek durumunda kalıyor. Çünkü elmayı bir nevi orada uyutuyoruz. Yani içerideki oksijeni alıp azot veriyoruz bunun yerine ve elma tamamen artık bir bebek gibi uyuyor. Yatağında yatıyor yani. Ama büyüme kesinlikle gerçekleşmiyor. İlk günkü gibi yaprağındaki yeşilliğiyle dahi son çıkardığınız ya da işte 7-8 ay sonra çıkardığınız haliyle mevcut olarak kalıyor. Kalite kontrol noktasında biz ihracat ağırlıklı bir firma olduğumuz için yaptığımız, yüklediğimiz, satışını gerçekleştirdiğimiz her ürün aslında bir testten geçiyor. Bununla ilgili tarım doktorları, tarımdan arkadaşlarımız geliyor, ölçümlerini yapıyorlar. Onayı aldıktan sonra akabinde buradan sevkiyatı gerçekleştirebiliriz. Yani buna şöyle bir örnek verebilirim. Türkiye tarihinde ilk defa Tayland'da elma anlaşması yapılıyor ve bu Türkiye'de yaklaşık bu anlaşmaya uygun prosedürde 12-13 tesis var. Bunlardan bir tanesi biziz. Isparta'da 2 ve Türkiye genelinde ilk 12'nin içerisinde olma özelliğimizi taşıyoruz. Şöyle söyleyeyim, biz bu sektörü babadan aldık. Yani işletmeyi babadan aldık. Şimdi bizim de nesilden nesli. Bizim de tabii ki üstüne koymamız gereken şeyler var. Hedefler büyük. Yani ben hani bu noktada bırakmayıp çok çok daha ilerilere taşımak istiyorum. Burada da hedefim AKİP 500 olabilir. Yani Türkiye'nin yaş meyve sebzede ilk yüzüne girmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. Ciddi bir katma değer yaratmak istiyorum. Ülkeye döviz sokmak istiyorum. Yani genciz ve bir şeyler yapmamız lazım. Bereketli Şehirler programından bu haftalık da bu kadar sevgili seyirciler. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik bu haftada. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizleri Allah'a emanet ediyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum. Bereketiniz bol olsun. Hoşça kalın.